Ve veda zamanı. Bugün 9 Kasım. Yarınsa 10 Kasım. Sabah 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat kısa bir süreliğine onu anmak için duracak. Bazen çok zordur anlatabilmek. Bundan çok yıllar evvel bir 10 Kasım'da arabamdan çıkmış saygı duruşunda ben de çaktırmadan kornama basıyordum. Yanımdaki bir araba tanıdığın biri mi diye benimle dalga geçmişti. Evet dedim, hem de çok iyi tanıdığım biri. Çok kalbimi göstererek buradan tanıdığım biri. Sonra daha fazla konuşma fırsatım olmamıştı. Araba devam etmişti. Hakikaten buradan tanıdığımız biri. Üzerinden onlarca, yani neredeyse 100 yıla yakın zaman geçecek. Şunun şurasında 15 sene sonra. Ama hala onunla ilgili bir şey konuşulduğu zaman gözümüz doluyor 10 Kasım'la ilgili. Bugün 10 Kasım'la ilgili böyle bir reklam izledim. Bir bankanın reklamıydı. Gözüm doldu. Reklamı izlerken gözümün dolmasının sebebi o öldükten sonra çok şey değişti demiştim yıllar evvel. Galiba küçük oğlum 5 yaşındaydı. Küçük oğlum bana o ölmedi ki demişti. Gerçekten o ölmedi. Çünkü fikirler ölmez. Yaşam şekli ölmez. Bakış açısı ölmez. Birçoğumuz değil, hiçbirimiz onu görmedik. Hiç onunla konuşmadık, el sıkışmadık. Ama birçoğumuz bir kadın mühendisle tanıştı. Bir orkestra şefiyle tanıştı. Bir temizlikçiyle tanıştı. Türkçe konuşan biriyle tanıştı. Özgürce ben bunu yapabilirim diyen insanlarla tanıştı. İşte o bizi buna ikna etti. O bir rol model. Hem de onlarca yıldır rol model. Biz onu o yüzden seviyoruz. Yaptıkları, bizi ikna ettikleri, başardıkları öngörüleri için. Onlarca yıl evvel, onlarca yıl evvel gençliğe hitabeyi yazdı. Okuyun bir ara. Uzun zamandır okunmuyor. Okuyun. Onlarca yıl evvel gençliğe ne söylediğini bir kez daha hatırlayın. Ve hepsinden önemlisi, gerçekten de dünya üzerinde Fidel Castro'nun dediği gibi dünyada öldükten sonra bile ülkesini yöneten tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle biter gençliğe hitabı.